Medyascope'dan herkese merhaba. Bugün İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Adem Sözüer ile koronavirüs salgınında yasak tartışmalarını ve aşısız vatandaşlara uygulanabilecek olası yasakları değerlendireceğiz. Adem Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için. Hocam isterseniz daha genel bir perspektifte başlayalım konuyu ele almaya. Şimdi 1,5 yıldır salgınla birlikte yaşıyoruz ve daha genel bir perspektiften vatandaşlara uygulanan çeşitli yasaklar var. Bunların en önemlisi örneğin maske takma zorunluluğu gibi yasaklardan bahsedebiliyoruz. Bunların bazı münferit örneklerini görebiliyoruz iptal edildiklerine yönelik. Ancak bu cezaların hukuki olmadığına yönelik bazı tartışmalar da var. Siz neler söylersiniz? Böyle başlayalım isterseniz. Yani maske takma zorunluluğu tıbben gerekli bir zorunluluk ama belki daha önce hayatımızda böyle bir zorunluluk olmadığı için bu ön plana çıkıyor. Fakat şöyle düşünelim, mesela insanların camiye veya başka ibadethanelere gitmesi yasaklandı salgının yayılmaması için. Evlerimizden zorunlu alışveriş gibi durumlar hariç dışarı çıkmamız yasaklandı. Birçok temel hak ve özgürlüklerimiz sınırlandı. Bir de bazı yükümlülükler getirildi. İşte belli mesafelerde bulunmak, maske takmak gibi. Aslında yaşamımızdaki en önemli haklar ciddi sınırlamalara tabi oldu. Sosyal faaliyetleri yapamadık. Düğünlerin yapılması sınırlandı, hatta yasaklandı. Bilimsel toplantılar, eğitim öğretim faaliyetlerinin yüz yüze yapması yasaklandı değil de yani başka şekilde yapıldı tabii. Seyahat özgürlüğümüz sınırlandı. Gördüğünüz yani bir insanın kullandığı en temel hak ve özgürlükler bütünüyle sınırlandı. Şimdi bu kadar ciddi bir sınırlamanın yapılmasının nedeni birey ve toplum sağlığının ciddi bir tehlike altında olması. Bu nedenle de bu tür sınırlamalar tıbben gerekli sınırlamalar olduğu için bu elbette bu açıdan. Fakat işin hukuki yönüne gelince bu tıbben gerekli yapmamız gereken, uymamız gereken sınırlama ve yasakların hukuki altyapısının olması gerekir. Bu da nedir? Yani kişi hak ve özgürlükleri ancak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Ve hatta bazısı için mesela seyahat yasakları özellikle anayasamıza göre bulaşıcı hastalık nedeniyle ancak bir olağanüstü hal ilan edilerek yapılabilir. Biz olağanüstü hal ilan etmedik belki bazı olumsuz tecrübelerimiz nedeniyle ama olumsuz tecrübe var diye bunu yapmaktan vazgeçmemeliydik. Fakat biz kanun da çıkarmadık birçok konuda. Biz COVID nedeniyle birkaç tane kanun çıkardık. İşte yargısal sürelerin ertelenmesi gibi, çeklerin ödenmesinin ertelenmesi gibi çok sınırlı alanlarda. Buna karşılık bütün bu söylediğim konularda herhangi bir kanun düzenleme yapılmadı. Ne maskeyle ilgili, ne seyahatlerle ilgili, ne başka şeylerle ilgili. Halbuki birçok ülke hani COVID nedeniyle alınacak tedbirleri, yükümlülükleri ve bunun yaptırımlarını açıkça ortaya koydu. Böyle yapmak yerine biz tamamıyla bu işi genelgelerle yaptık. İnsanlar belki genelgede yazılı bir belge diyorlar sonuçta ama öyle değil. Kişi hak ve özgürlükleri ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı bir kanunla belli sınırlamalar getirilebilir. Bir bakanlık kendi iç işleyişi için çıkarabileceği bir genelgeyle bu kadar önemli hakları sınırlayamaz. Yani bunlar resmi gazetede bile yayınlanmadı. Bugün bir yönetmelik bile resmi gazetede yayınlanıyor. Düşünün genelge yani yönetmelik düzeyinde bile bağlayıcılığı olmayan bir düzenleme şeklidir. Bu neden yapıldı? O ayrı bir politik konu. Bu birincisi hukuki bakımdan çok ciddi temelsizlikleri vardı. O yüzden de verilen bu cezaların, idari para cezalarının hepsinin hukuka aykırı olduğunu söyledik. Söylemeye de devam ediyoruz. Burada da bir birlik yok. İşte mahkemelerin uygulamaları farklı. Halbuki Türkiye Büyük Millet Meclisi sürekli toplanıyor. Birçok kanun da çıkarıyordu. Neden dolayı Türkiye bunu kanunla yapmadı? O ayrı önemli bir siyasi bir soru. Ama şöyle bir sonucu oldu bunun. Yani siz bir şeyi kanunla yaptığınız zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışılıyor. Siyasi partiler görüşlerini söylüyor. Ve insanlar da yükümlülüklerinin, haklarının
sınırlarını anlıyorlar. Bilgi daha çok şeffaflaşıyor. Daha objektif bilgi ortaya çıkıyor. Halbuki böyle genelge yapıldığı zaman yani çok büyük belirsizlik oluyor. Biliyorsunuz şöyle bile oldu. Yani genelgeyle efendim sokağa çıkma sınırlaması koydu. Cumhurbaşkanı açıklama yaptı Twitter'dan. Başka bir tarih koydu. Yani böyle bazı olağan dışı uygulamalar da oldu. O yüzden de kanun önemli. Yani sadece anayasanın gerektirdiği için değil, yükümlülüklerin doğru anlaşılması ve etkin olarak uygulanması için de gerekli. Başka bir önemli hata daha yapıldı. Biz genelgeleri ve COVID'e sağlık dışındaki bazı politik meselelerde de kullandık. Mesela barolara karşı, işte barolar işte çoklu baro denen bir sisteme geçti Türkiye. Onun da ne olduğu ayrıca bir konu ama bu çoklu baroya zorlamak için genel kurulları ertelendi. Neyle ertelendi? Bu da genelgeyle ertelendi. Halbuki kanunda yazıyor ki baroların genel kurulu işte Ekim ayında olur belirli periyotlarla. Bu da genelgeyle ertelendi. Yani Türkiye'de genelge yoluyla kanunların değiştirilmesi gibi yani hiçbir şekilde izah edilemeyecek bir duruma geldik. Hatta öyle oldu ki çekte ödemeler ertelenmek istendi. Fakat burada kanunda bir yanlışlık yapıldı. Yani karşılığı olan ve ödenmesi gereken çekler de birdenbire takaslan durdu. Sistem çöküyordu. Sonra bir genelge çıkarıldı. Efendim bu böyle uygulanacak diye. Yani evet tabii ki kanun yanlıştı. O da tartışmada yapıldığı için o yanlışlık oldu ama en azından o kanunun bir başka kanunla hemen değiştirilmesi gerekirken bir genelgeyle değiştirildi. Asıl büyük bir felaket buydu. Yani ve bunu da kimse garipsemedi. Yeter ki sistem dönsün. İşte bize yani bu korona döneminin hukuki bakımından ciddi bir sorunlu alan olduğunu baştan beri söylüyorduk. TÜBA'nın Türkiye Bilimler Akademisi'nin yayını var. Türkçe, İngilizce. Bakın orada da yani bundan bir yıl önce bütün bu sakıncalar söylenmiş durumda. Ama Türkiye nedense hukuk devletinin gereği olan kanunla hakların sınırlanması meselesinden özellikle uzak duruyor ve bir genelge rejimi çerçevesinde işi yürütüyor. Bu yani korona virüsünün sağlık alanında yarattığı tehlike fakat bunun hukuk anlayışına, Türkiye'nin hukuk düzeni bakımından yarattığı başka ciddi ve vahim bir durumdur. Türkiye bu bakımdan bir an önce hukuk devletinin gereklerine geri dönerek hak sınırlamalarını, tıp biliminin ortaya koyduğu gerekliliklerin nedeniyle bu hak sınırlamalarını kanunla yapmalıdır. Bunda da yani bütün aslında muhalefette hemfikir. Yani bir muhalefet de yok bu konuda yani tıp biliminin gereklerini yapmayalım. Yani maske takmayalım demiyor ki muhalefet veya aşı yapmayalım demiyor. Onlar da bunu kanunen yapalım diyor. Yani burada bilim adamları da öyle söylüyor. Yani Türkiye'de çok az konuda böyle hemfikir olur. Gerek bilim insanları, gerek siyasi partiler. Bu konuda büyük bir görüş birliği olmasına rağmen neden bu konular kanuna düzenlenmiyor? Neden yasaklar ve ona aykırı davranılması durumunda yaptırımlar kanuna düzenlenmiyor? Bu gerçekten önemli bir soru. Hocam siz genelge ile kanun arasındaki farka vurgu yaptınız. Şöyle örnekler de gördük. Salgın döneminde kapanma dönemleri boyunca özellikle bazı vatandaşlara koronavirüs yasaklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezaları kesildi ve daha sonra bu yasaklar, bu para cezaları iptal edilebildi bazı makamlar tarafından ancak bunlar emsal karar olarak yorumlandı. Şimdi genelge yerine kanunla yapılmış olsaydı bu tarz bir uygulamaya tanık olabilir miydik yine? Nasıl bir süreç olurdu? Hani... Elbette ki olmadı. Şimdi bir basit bir örnek vereyim mesela. Alkollü araç kullandınız hemen size idari para cezası kesilir. Ayrıca tehlikeli araç kullanmaktan dolayı, trafik güvenliğini tehlikeye koymaktan dolayı da hakkında ceza davası da açılabilir. Veya sollama hatası yaptınız, kırmızı ışıkta geçtiniz. Trafikten örnek veriyorum. Bunlarda herhangi bir tartışma oluyor mu? Hayır. Çünkü kanunla net olarak düzenlenmiş bütün cezalar. Başka bu konuda birçok örnek verebiliriz. Ama burada bir netlik olmadığı için, hani konuyla ilgisiz kanunlar kullanıldı. Mesela
efendim il idaresi kanunu gibi, yargıta işte kabahatler kanunu dedi, kimi hıfzıssıha kanunu dedi. Halbuki hıfzıssıha kanunu aslında iyi, doğru bir kanun ama eskimiş bir kanun, güncellenmemiş bir kanun. Biz bu kanunu rahatlıkla güncelleyerek birçok soruna çözüm getirebilirdik. Burada şunu dikkatimizi çeksen. Hıfzıssıha kanunu hastalık bulaşmış, yani bulaşıcı hastalık olan kişi veya somut olarak bu kişilerin bulunduğu yerlerde alınacak tedbirlerdi. O kanuna baktığınız zaman yani daha ziyade hastalık bulaşmış kişi veya somut olarak bulaşacak kişilerle ilgilidir. Halbuki bakın koronada Türkiye'nin nüfusu 80 milyon, 80 milyon dışarı çıkamaz dedik mesela. Ya bunun birçoğu hiç koronayla bile ilişkisi yok. Yani böyle bir bulaştırma riski olmayan, virüs taşımayan kişilere de haklarını sınırlanıyoruz. İşte bu, yani bu hakkın sınırlanması bakımından kanun gerekli. Başka bir şey daha söyleyeyim. Yani siz İstanbul'daki restoranı da kapatıyorsunuz. Efendim Yozgat'taki restoranı da kapatıyorsunuz. Ya Yozgat'taki restoran sahibi diyor ki, hatta İstanbul'daki de öyle diyebilir. Yani ben bu virüsün çıkması için bir yani olumsuz bir davranışım olmadı ki. Sen beni kapatıyorsun. Peki benim işim gücüm ne olacak? Kayıplarım ne olacak? Yahut da seyahat firması. Yani şu kadar zaman içerisinde seyahat edemiyorsun diyor. Tabii ki devletin kısmi bazı yani destekleri oldu. Ama geniş açıdan düşündüğümüzde bu çok ciddi bir sorun. Dolayısıyla o yüzden kanunilik önemli. Hani bu virüs döneminin, bu COVID-19'un döneminin özelliği, bilmemiz gereken şey, hak sınırlamaları sağlık nedeniyle virüs taşımayan insanlarda uygulanıyor. Halbuki bizim daha önce bildiğimiz kolera, işte şu köy kolera çıktı, şu bölgede kolera çıktı, orayı karantina altına alın derdik. Yani o yerle ilgili hıfzıssıha kanunu okursa. Ama şimdi ne oldu? Bütün Türkiye, her yeri. Dolayısıyla burada yeni bir durumla karşılaştık. Aslında tabii biz bunlar tartışılmıyor. Dünya büyük bir değişim geçiriyordu dijital ortam nedeniyle. Ve biz koronada bu dijital değişimin de çok daha yerleştiğini gördük ve çok sert tedbirler almak zorunda kaldık. Çünkü tehlike çok güncel. Aslında biz başka bir güncel tehlikeyi şu anda içinde olduğumuz için bu vesileyle tartışmalıydık. Türkiye mesela iklim değişikliğini hiç tartışmıyordu. Yani şimdi yangınlar çıktı da tartışıyoruz. Niye? Çünkü herkes şunu düşünüyor. İklim değişikliği çok uzakta. O zaman bir şey yaparız. Ama korona şu anda önümüzde. Ve daha ziyade de kimler için geçerliydi? Yaşlılar, yani bizim gibi efendim Türkiye'yi belli konumda olan insanları daha çok şey yapıyordu. Aman tedbir alalım diye düşünüyoruz. Doğru, tabii ki almalıyız. Ama bakın iklim değişikliği de şimdi belki yangınlar nedeniyle gündeme geldi. Ama iklim değişikliğiyle de aslında biz böyle tedbirler almak zorunda kalacağız. O yüzden Türkiye artık yani bu konuları daha geniş ölçüde tartışmalıdır. Bunlar bize neyi gösteriyor? Tabii ki sizin ifade özgürlüğünüzde sorunlar varsa, tabii ki sizin eleştiri hakkını kullanmada sorunlarınız varsa, tabii ki sizin akademik özellik bakımından sorunlarınız varsa bu konuları yeterince tartışamazsınız. Ondan sonra da hazırlıksız olursunuz. İşte yangınlar çıktı, ne yapalım? Kastamonu'yu sel getiriyor, ne yapalım? Yani sel getirmiyor. Onların hepsi bizim hata, yıllar öncesinden başlayan hatalı politikalarımız nedeniyle oluyor. Dolayısıyla aslında bu koronavirüs nedeniyle bizim asıl aslında kapımızda olan başka ciddi problemleri, sorunları da tartışmalıyız. Hı hı. Hocam ben bu vesileyle şuna da geçiş yapmak istiyorum. Salgında son günlerin en önemli tartışma konularından biri aşı olmayan vatandaşlara uygulanması gündemde olan bazı sosyal kısıtlamalar. Şimdi dünyada bunun bazı örneklerini görmeye başladık. Ancak Türkiye üzerinde şunu sorayım. Aşı olmayan vatandaşlara bir takım sosyal kısıtlamalar uygulanabilir mi? Bunun hukuki bir dayanağı var mıdır? Bu tabii şu anda en önemli nokta oldu. Çünkü şu anlaşıldı ki bilimsel çalışmalarla yani aşı belli bir oranda, belli bir yükseklikte yapılırsa o toplum yani bağışıklık kazanacak. Bu yüzden aşının önemi anlaşıldı. Aşı, çok aşı yapan ülkelerde yapılan araştırmalar gösterdi ki
enfeksiyon oranları düştü, ölüm oranları düştü. Öyleyse aşı çok önemli bir şey olduğu bilimsel olarak ortaya çıktı. Fakat tabii yine hak sınırlamaları söz konusu olunca böyle hani gözümüzü kapatıp yapabileceğimiz bir şey değil bu. Mesela biz öğretmenlere veya biz öğretim üyelerine işte veya işte çocuk yuvalarında çalışanlara diyebiliriz ki siz aşı yapmakta zorunlusunuz. Mesela sağlık personeline öyle dedik. Siz zorunlusunuz çünkü yani sizin bu aşıyı yapmamanız çok daha ciddi tehlike oluşturuyor. Ama şimdi böyle bir mesleki olmayan insanlar için de aşıyı zorunlu hale getirebilir miyiz? Şimdi birinci şey, ilk soru bu. Böyle bir zorunluluk herkes için getirilmesi pek uygun değil. Yani ölçülü değil. Çünkü yetişkin insanlar, aklı başında insanlara da hani sen aşı olmak zorundasın diyemeyiz. Ama dediğim gibi belli meslekler bakımından getirilmesi gerekiyor ve getirildi de. Ama herkes bakımından getirilmedi. Getirilmemeli. O doğru değil. Fakat yani bu yani aşı olmak zorundasın demiyoruz. Buna karşılık aşı olmaya yönlendirici bazı sınırlamalar getirmeye başlıyoruz. Burada her zaman şunu düşünmeliyiz. Hep ölçülü olmalıyız. Yani çünkü hak kısıtlaması var. Burada üç kategori var. Yani bir kişi hasta olmuş, zaten efendim bağışıklık kazanmış. Birisi de aşı olmuş, bağışıklık kazanmış. Test olmuş kişiler var. Bunların hiçbiri olmamış kişiler var. Bunların hepsinin durumu farklı olduğu için farklı uygulamalar yapabiliriz prensip olarak. Peki neler yapabiliriz? Bir, mesela maskesiz. Daha önce de yaptık, yapıyoruz. Belli şeylere, etkinliklere sokmadık. Halen de öyle. Şimdi aynı şey aşısızlar bakımından olacak. Şimdi birçok ülke bu şekilde yapıyor. Aşısı aşın yoksa veya test yoksa senin bu yetkinliği almam diyor. Ama bir şey daha getiriyorlar. Artık diyorlar bundan sonra test paralı. Ben şimdiye kadar ücretsiz yaptım. Dolayısıyla aşı yaptırmayan kişi ne yapacak? Aşı yaptırmıyor. Test yaptıracak zorunda kalacak. Eğer bu etkinlik bakımından yeterli kabul ediliyorsa. Çünkü her test de %100 etkili değil. İki, ve onun parasını da ödeyecek. Diyelim ki haftada 4-5 etkinliğe gidecek. Yani nasıl bir uygulama olacak? Yani bu ciddi bir sınırlama getirecek. Ama devletler artık bazı etkinlikler bakımından biz de getireceğiz, getirmemiz gerekir. Test ve parasını da kendin ödeyeceksin. Bu önemli bir caydırıcılık. Peki ne hakkınız var ya bana böyle bir yükümlülük yüklüyorsunuz? Yani ben istemiyorum, bu benim vücudum. Ben kendi vücuduma aşı yapılıp yapılmaması konusunda kendim karar verebilirim. Prensip evet, kişinin özerkliği. Kendi özel hayatına müdahale yaptırıp yaptırmama, her tıbbi müdahale bakımından rıza veririm. Ben gittim, doktor bir hastalık tespit etti, ben tedavi olmak istemiyorum diyebilirim, reddedebilirim. Ama burada şöyle bir şey var. Sen reddettiğin zaman başkaları bakımından bir tehlike ortaya çıkar. Toplum sağlığı bakımından. Biz aşıda ne kadar gecikiyorsak, ne kadar sayılar yeterli olmuyorsa biz sürekli olarak daha çok yasaklama getirmek zorunda kalıyoruz. Daha çok insan enfeksiyon oluyor. Başka bir yönü şimdi her gün bilgi veriliyor ki hastanelere giden insanların çoğu aşı olmayanlar. Ne oluyor? Siz hastaneler için aşırı bir yük getiriyorsunuz. Orada yani ekstra servisler kurmaya başlıyor. Bu devlete de yükümlülük getiriliyor. Ve diğer hastalarının da iyi bir şekilde hizmet almasını da engelliyorsunuz. Gördüğünüz üzere yani siz kendinle ilgili bir karar veriyorum diyorsunuz ama bu başkalarının sağlığı, başkalarının hayatı, toplum sağlığı üzerinde etkili olduğu açık olduğu için o zaman da devlet diyebilir ki evet bir takım sınırlamalar getiriyorum. Şu etkinliklere katılamazsın gibi. Başka bir soru daha var burada. Peki özel kuruluşlar, restoran sahipleri veya benzeri efendim faaliyetleri, hizmetleri veren kuruluşlar. Biz karar verebilir miyiz diyorlar. Yani aşısız kişi giremez. Yani prensipte bu tür özel hizmetlerde tabii ki karar verilebilir. Yani ben kime alışveriş yapacağım. Bunun bir sınırlaması var ama bu da ayrımcılıktır.
Mesela ben erkeklere satmıyorum, kadınlara satmıyorum, siyahlara satmıyorum, mültecilere satmıyorum. Bunların hepsi ayrımcılıktır. Peki aşısızlara satmıyorum, aşısızlara hizmet vermiyorum demek ayrımcılık olur mu? Hayır. Yine baştaki prensibe dedik. Çünkü aşılıyla aşısız farklı. Sen aşısız olarak girdiğin zaman başka bir risk oluşturuyorsun. Peki ben bunu öneriyor muyum? Yani ben bunu özel sektörün koymasını önermiyorum. Çünkü neden? Bizim ülkemizdeki özel koşulları biliyorum. Biri derse ki ben aşısızları almıyorum. İki bina ötesindeki der ki hayır aşısızlar bana gelsin. Yani yeni bir çatışma ortamı doğar. Yoksa yani denebilir prensipte ama bu böyle özel kişilerin efendim esnaf odalarının inisiyatifine bırakmamalı. Devlet niçin var hukuk devleti? Bu tür durumlarda kanun çıkarır der ki evet bu tür sınırlamalar getirilebilir. O zaman getirmeyenler bakımından da bir yaptırım uygulanabilir. Yani bu yeni bir çatışma alanı olmak. O yüzden de benim tavsiyem yeni bir kanuni düzenleme yapılması. Yani bunun bireylere bırakılmaması, böyle yani tartışma, çatışma bunları çok gördük. Zaten yeteri kadar var. Bu vesileyle de olmasın. Net ve somut adımlarla halk sağlığı meselesi olduğunu düşünerek devlet somut adımlar atmalı. Evet yani diyorsunuz. Bir kanuni düzenleme yapacak. Yani 2 saatlik yani 3 maddelik bir kanun bu. Bu ısrarla yapılmıyor. Hocam, şimdi pardon. Ben çok özür dilerim. Ya biraz zamanımız azalıyor. Son olarak şunu da sormak isterim ben size. Çünkü bu da önemli bir konu ve tartışılıyor okuyabildiğimiz kadarıyla. Dünyada bazı örnekleri var. Bazı şirket ve kurumlar çalışanlarına aşı zorunluluğu getirebiliyor ve aşı yaptırmayan çalışanların iş sözleşmelerini feshedebiliyor. Şimdi böyle bir durumda, Türkiye'de böyle bir durumda iş sözleşmesini feshedilebilmesi mümkün mü? Çalışanların işten çıkarılabilmesi mümkün olur mu? Neler yapılabilir bu konuda? Şimdi aslında zaten uzmanlık alanım dediğim, ben ceza hukukçusuyum. Sağlık hukuku dersleri de veriyorum. Bu nedenle şey yapıyorum ama bu tabii iş hukukunun biraz daha alanı geliyor. Ama prensip aynı. Biz nasıl mesleki yasak getiriyoruz? Yani ne diyoruz öğretmene? Sen aşı olmak zorundasın. Sağlık çalışanına aşı olmak zorundasın diyoruz. İş yerleri de bunu diyebilir. Ve buna karşılık tabii bazı işte sözleşmenin iptal etmek iş sözleşmesini veya ücretsiz izin diyor olabilir. Veya bazı üniversiteler açıklama yaptı işte online vereceğiz diye. Bunlar hukuken mümkündür. Çünkü işin prensibi hep aynı. Başkalarının yaşamı söz konusu. Fakat yine aynı şeye geliyoruz. Yani bunu bazı iş yerleri böyle yaptı. Yani bu hani işverenle çalışanla çalıştıran arasındaki bir sorun gibi olmamalı. Bunun mutlaka daha somut bir kanun temeli koyalım. Her iş yeri desin ki yani kanun böyle diyor desin. Yani dolayısıyla yani bu tür durumlarda tıbbi gereklilik olarak iş yerindekilerinin sağlığı için elbette ki aşı yapmasını isteyebilirler. Yani bu hukuken doğrudur, meşrudur. Ancak bunun etkin olabilmesi için yine de net, açık, anlaşılır bir kanunun çıkması işleri daha da kolaylaştıracaktır. Bakın biz bunu 1 sene önce yapsaydık, şimdi aşı karşıtları diyoruz değil mi? Yani bu belirsizlikler nedeniyle, bu bilgi alışverişindeki kirlenme nedeniyle, dezenformasyon nedeniyle birçok insan aşıdan endişe eder hale geldi. Biz daha çok aydınlatma üzerinde durmalıydık. Aydınlatılmanın da etkin olması için kanunların net, açık, seçik olması lazımdır. Bugün siyasi partiler yani bu zorunlu aşı konusunda herhangi bir televizyona çıkıp bir programda görmedim. Bütün dünyada siyasi parti temsilcilerinin ilgili uzmanları çıkıyorlar, bu konuları tartışıyorlar. Bu konu yani bir siyasi mesele olarak bile görünmüyor. En önemli mesele olması lazım. Bu yani Sağlık Bakanlığı'nın meselesi değil ki. Yani her parti bu işteki bakış açısını, aşının gerekliliğini ortaya koyarsa yani o zaman aşıya karşı bu şüpheler de daha ziyade azalır. Yani biz yani demokratik, çoğulcu bir toplumun kamusal tartışma imkanlarını kullanmıyoruz ki. Yani sadece bir genelge geliyor ve Sağlık Bakanlığı'nın Twitter'ıyla yapmaya çalışıyor. Bu olmaz ki. Halbuki aşı karşıtları, şimdi bir demeç veriyor birisi. Aşı karşıtı da olunabilir ifade özgürlüğü kapsamında. Ama o kadar sert ve gerçek dışı bir bilgi akımı oluyor ki
Dolayısıyla onlara karşı da böyle sert bir dil kullanmak, dışlayıcı bir dil kullanmak, damgalamak doğru değil. Fakat bizim aydınlatmayı ve kamusal bilgilendirmeyi çok daha iyi, güçlü yapmamız gerekiyor. Bakın bugün başka ülkelerde ne oldu? Bazı hekimler, yani bunlar biraz yani tırnak içine şarlatan denilen hekimlere karşı tedbirler alınmaya başladı. Yani siz Türkiye kanıta dayalı tıp sistemi üzerine kurulmuştur. Türkiye'de hemen herkes, yani istisna olabilir, bir şey olduğu zaman sağlıkla ilgili tıp ne diyorsa o, en iyi doktora gitmek istiyor. En iyi hekime, en iyi yerde ameliyat olmak istiyor. Ya bu aşıyı önerenler de aynı hekimler. Ya biz bu sistemin içindeyiz. Ya bu sistemin dışında başka şeyler olabilir ama biz bu sistemin içinde kanıta dayalı tıp sistemine dayandığımız için yani aşıdan uzak durmamak gerekir. Elbette ki aşıda %100 bir koruma sağlamayabilir. Ama şu anda karşı karşıya bulunduğumuz tehlike, bu ki sadece sağlık değil, yani COVID'in başka yan şeyleri de var biliyorsunuz. Onları dikkate aldığımızda aşının yararları hem sağlık bakımından hem diğer bakımlardan çok çok ortada önemli. Ortada evet. Diyorsunuz. Profesör Doktor Adem Sözer, çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız ve katılımınız için. Görüşmek üzere diyelim. Evet, bugün İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Adem Sözüer ile koronavirüs salgında yasak tartışmalarını ve aşısız vatandaşlara uygulanabilecek olası yasakları değerlendirdik. Medyascope'dan herkese iyi günler diyelim. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.